Bulun Meram adlı eserde gusül ve cünüplükle ilgili bölümleri okumaya devam ediyoruz. 116 nolu hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, erkek kadının dört şubesi arasına oturur da sonra onu yorarsa muhakkak yıkanmak vacip olur. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe izâ celese beyne şe'âbehal erba. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erkek kadının dört şubesi arasına oturursa, dört dalı arasına oturur da sonra onu yorarsa muhakkak ki yıkanmak, gusletmek vacip olur. Muttefekun aleyh. Müslüm'ün rivayetinde meniyi indirmese de sözü ziyade edilmiştir. Ayrıca Ebu Davud'un rivayetinde sünnet mahallini sünnet mahalline yapıştırırsa cümlesi de vardır. Evet, Musannif merhum İbn Hacer el-Eskani rahmetullahi El-Fetih adlı eserinde beyan ettiğine göre hadis-i şerifte geçen onu yorarsa tabiri cimadan yani cinsi münasebetten kinayedir. Dört şubeden maksat yani dört dal arasına oturursa da ki dört daldan maksat bazılarına göre kollarla bacaklardır. Bazılarına göre ise ayaklarla uyluklardır. Diğer bazılarına göre ise baldırlarıyla uyluklarıdır. Daha başka diyenler de vardır ve bunların hepsinden de cinsi münasebetten kinayedir. Yani mecazi olarak cinsi münasebet kastedilmiştir. Bu hadis-i şerifte cumhur ulemanın çoğunluk alimlerin yukarıda geçen su sudandır hadisinin neshedildiğine kâir olan alimlerin açık delilidir. Zira bu hadis ötekinden sonra varit olmuştur. Nesi İmam Ahmet bin Hanbel ve başkaları Zühri tarikiyle yoluyla Ubey ibn-i Kâb'dan rivayet ettikleri şu hadis-i şeriftir. Ubey dedi ki muhakkak ki su sudandır dedikleri fetva bir ruhsattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu İslamiyet'in başında ruhsat olarak vermiştir. Sonra da onlara yıkanmalarını emretmiştir. Evet, bir önceki hadis-i şerifte su sudandır. Yani bir insan cinsel ilişki bulunduğunda meni gelmezse gusül gerekmez diye adlı hadis-i şerif çoğunluk alimlere göre bu okuduğumuz hadisle yani erkeğin sünnet yeri, kadın sünnet yeriyle buluştuğunda ya da dört dalı arasına oturduğunda yani cinsel ilişki bulunduğunda meni gelmese de guslün farz olduğu anlatılmıştır. Ubey ibn-i Kâb'ın nakli ettiği hadiste açık açık ilk dönem, İslamiyet'in ilk dönemlerinde su sudandır üzerine amel edilmişse de sonradan Peygamberimizin guslü emrederek bunu neshettiğini açıkça ifade etmiştir. Bu hadisi yani Ubey ibn-i Kâb'ın naklettiği hadisi Huzeyme ile İbn-i Hibban sahih saymıştır. İsmail'i de Ubey ibn-i Kâb'ın hadisine Buhari'nin şartlarına göre sahiptir demiştir. Hadis-i şerif nesih hususunda çok açıktır. Zaten nesih olmasa bile elma-u minelma hadisi ne tercih olunur şu andaki hadis? Çünkü 116 nolu okudunuz. Çünkü bu mantıkı yani bu söz açık açık sözü söylüyor. Öteki ise içinden anlaşılan bir konu olarak geçiyor. Dolayısıyla yani nesih olduğu açıktır. Olmasa bile yine bu tercih ediliyor. Usulü fıkıh kaidesine göre mantık olan yani söylenen bir sözün sözden anlaşılan mefhum üzerine tercih olunduğu fıkıh usulüdür diye naklediyor Hafız İbn Hacer. Ayet-i kerime dahi guslü icap hususunda
bu mantuki, yani bu açıklığı destekliyor. Şöyle ki ayet-i kerimede in kuntum cunuben fettahharu, eğer cunupsanız da tertemiz ol, haklanın emri gereği, Tövbe suresindeki ayet gereği. İmam Şafii diyor ki Arap dili cenabet kelimesinin hakiki olarak cinsi münasebet manasına gelmesini iktiza eder, gerektirir. İstersen meni çıkmasın. Çünkü birisine filanca falan kadına cunup oldu dediği zaman dersek hemen o kadınla cinsi münasebette bulunduğunu anlarız. Velev ki meni inmesin. Yani meni inmese bile bir insan cinsi münasebette bulunursa cunup oldu deriz diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Bu surette sırf ilacın yerine içeriye girmesi guslü icap ettirir. Evet. Bu 116 nolu hadis şeklinde okumuş olduk. Böylece konu net, açık şekilde ortaya konmuş olduk.